Bu Laden Gülü aslında Laden Gülü cinsellikle hiç ilgisi olmayan bir bitki. Dünyada kimse bunu cinsellik için kullanmaz. Ben hariç. Neden? Aslında Laden Gülü ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günther Wiese 95 çocuk üzerinde denemiş, atopik eksemaya, suluğu kabarcıklı kaşıntılı eksemaya karşı etkin olduğunu belgelemiş. Klinik araştırması var. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de bununla ilgili yapmış olduğu araştırmada gastrit ülseri iyileştirdiği belgelemiş. Ha, çok güzel bir bitki. Birleşiminde indometasin, fenilbütason denen iki etken madde var. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Benim bir dostum dedi ki bana, Mahmut Bey, Frankfurt'tan. Ya hocam, bende çok kötü bir şey var. Atopik eksema. Kaşınıyor her tarafı. Hatır hatır kaşınıyor, uyuz gibi. Kortizon, antihistaminik kullanmaktan perişan olmuş. Şişmiş, hormon dengesizleri, yüzü şişmiş, vücudu şişmiş, kortizondan perişan olmuş. Tansiyon, kolesterol, lipid, her şey fırlamış, gitmiş. Kaç yıldır kullanıp bir faydası olmamış. Dedi ki, kortizonun yan tesirinin çok olduğunu artık öğrendim. Var mı bir çaresi? Var. Ne? Laden Gülü. Peki. Kullandı, iyileşmeye başladı. Bir ay sonra dedi ki ya, bu cinsel güç artırıcı mı dedi. Öyle büyük etkisi yok dedim. Yani birleşimdeki maddeler belli. Klinik araştırmalara göre alerjiye karşı etkili. 6 hafta sonra aradı beni, dedi ki ne ben uyuyabiliyorum ne hanımı uyuyor. Niye? Aşırı performans artırıyor. Adam 10 tane performans afrodüze kapı yutmuş gibi sabahlara kadar hanımını rahatsız ediyor. Hanımı da sen diyor hocana danış diyor, sen artık diyor normal değilsin diyor. Dedim ki o zaman bırak, ara ver 2 hafta. Bir araştırayım bakayım. Ne var bu bitkide? Araştırdı ki bunun bir yan etkisi de kişi uzun süre kullandığı zaman birleşimindeki reçina cinsel performansı en yüksek seviye taşıyor. Mükemmel bir şey. Biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Bu Çinlilerin Azgın Teke Otu dediği bir bitki var. Bundan 4000 yıl önce çok zengin bir Çinli oğlunu everiyor. Fakat oğlunun mürüvvetini göremiyor. Aylar, yıllar bekliyor. Yok. Ülkedeki bütün doktorlar geliyor, gidiyor, ilaçlar, bir fayda olmuyor. Bir gün bir çoban bir çuval ot getiriyor. Diyor ki benim keçilerim falan bölgede otladığı zaman çok aktif cinsel. Baktım şu bitkiden. Bunu kullanırsa çocuğunuz iyi gelir diyor. Adam diyor ki ya gidişine. Kaç bin tane doktor geldi bir şey yapamadı. Sen mi diyor bir otla mı tedavine? Yürü diyor. İnsan benim diyor. Adam da çuvalı bırakıyor gidiyor. Oğlu da böyle gizlice seyrediyormuş, bakıyormuş. Hemen gitmiş çuval almış, saklamış. Her gün çayını içmiş. 3 ay sonra ailesi hamile kalmış. Çok meşhur olmuş. O günden bugüne kadar Epimedium Previcornum. Yani Azgın Teke Otu. Azgın Teke Otu uzun süre kullanımda cinsel performansı artırıyordu. Aynı Laden Gülü gibi. Fakat bundan 15 yıl önce takriben bir araştırma yaptı ilim adamlar. Bunun birleşimindeki etken madde nedir ve nasıl oluyor da performansı artırıyor diye bir araştırma yaptılar ve birleşiminde çok özel bir madde keşfettiler. Ikarin S. Normal destilasyonla elde edilen ikarini tekrar bir özel destilasyondan geçiriyorlar. İkarin S denen bir madde elde ediyorlar. 2-3 defa destilasyondan geçiriyorlar. Normal olarak herhangi bir bitkiyi bir defa destilasyondan geçirirsin, etken maddeyi alırsın. Fakat Azgın Teke Otu'nda öyle değil. Şimdi bu Ikarin S, biz çok güzel bir formül geliştirdik. Epimedium macunu, Epimedium kapsülü ürettik. Çin'den getiriyoruz. Kapsül ile macun arasındaki fark nedir? Yani ikisi de aynı anda mı kullanılmalı yoksa ayrı ayrı mı? Yani nasıl öneriyorsunuz? Aynı anda mı yoksa? Macun biraz daha farklı. Hı-hı. Onun içerisinde keçi boynuzu pekmezi var. Dut pekmezi var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirici, kişiye enerji verici, hem de varikozul, orşit, epididimit gibi yani testisteki iltihaplanma, testis üstü bezesindeki iltihaplanma ve varikozu, toplar damardaki kan birikimine karşı da etkili. Macun biraz daha farklı.